Eşim farklıdır. Eşim dört lisan konuşur. Çok acayip bir insandır. Dünyadaki sürokremistlerin dünya çapında dört idarecinden bir tanesidir. Hmm. Dünya çapında kadındır. Enteresandır çok. Pul. Yüksek ihtimalden mezundur. Yok. Shell'de de çalıştı. İngiltere konsolosluğunun 21 sene mali işlerinden sorumlu oldu. Farklı bir insandır çok. Çok okur. O nereden mezun eşit? Atatürk Lisesi'nden mezun. Hı-hı. Yüksek ticaretten mezun. Ve yüksek ticarette mi tanıştınız? Yok, o benden ufak. Nerede? Ben mesela 6 yaş var. 34'lü o. Ben 28'liyim. Maşallah. Hani evlat, bir şey daha söyleyebilirim çok rahatlıkla. Hepiniz evli olan da var, bekar olan da var. Hayatta en büyük idealinizin şu olması lazım. Seçeceğiniz şeyi seçin ve aile olarak iyi yaşayın. Her şeyiniz ona bağlı. Hiçbir şey başlanma. Kadındır insan adam ya. Sakın şımarma. Eğer benim karım öyle olmasaydı ben başta duruyor adam olurdum. Ama siz de onu seçmişsiniz. Evlat, Allah öyle nasip etmiş. O hiç alakası olmayan bir şey yani. Denge, ben iyi seçmişim. Onun doğum yeri başka, benim doğum yerim başka. Nereden nereye? Yani bu bir nasip yazı yani, bunu değiştiremez. Bazen inanmamız lazım. Yani mukadderat hakikaten bazen insanın bilmediği bir yazı var. Şimdi hiç aklınıza gelmeyen olay yaşarsınız. Ben 3 defa trafik kazası geçirdim. Ölümden döndüm, hiç olmadı. Burnum kanamadı. 3 defa. Müfettişlik zamanında buradan Eskişehir'e gidiyorum. Poyra diye bir köy vardır Bozu'yu geçtikten sonra. Böyle bir gelirseniz rampa çıkar. Sol tarafta yalak varmış, hiç görmedim. Çok büyük bir kışama, kıyamet, kar taplar taraf. Vites değiştiriyorum, Volkswagen. Altı buzmuş, yalaktan su akmış, farkında değilsiniz, kar görüyorsunuz. Araba bir girdi, 8 ara taklattı tarlanın içerisinde. Önce am fırladı, başka bir şey yok. Yarım saat sonra bir şey, karayolu şey temizleyicisi geçiyor. Çekti, aldı, çıkardık, atkılara sandık, gene gittik Eskişehir'e. Öyle geçirdim. Bir tanesinde şeye gidiyorum, burada Denizli'den dönüyorum artık sabahleyin, bütün bölgeyi dolaşmışım. Tam Çayırova'da, hatırlar mısınız? Bir ziraat mektebi vardır. Arçelik fabrikasının karşı tarafında, Çayırova. Evet, evet. Oraya geldim, araba hep sağa çekiyor. Banket yapmışlar, böyle yeni asfaltı yükseltmişler. Araba oraya bir girdi, langır 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 langır, biz gene döndük bir 6-7 defa. Kiraz almıştı bir yarımcadan, kiraz sepeti aşağı gidiyor, ben yukarı çıkıyorum. Eyvah, gene bir şey olmadı. Bir tek pantolonum şey yırtıldı. Hiç burnum kanamadı. Ama dördüncü kaza çok büyük. Üçüncü kaza. Futbolcu bakmaya gidiyoruz. Sonra Fenerbahçe aldı. Murat diye bir kaleci İnegöl'e. Arabada 4 kişi var. İnegöl, Bursa'dan çıktık. İnegöl yolundayız. Sağ kolda Uludağ suyu ve şeyi vardır. Bu Leventlerin şeyin bir gazoz fabrikası. Evet, evet. Levent, gazoz. Levent Kızıl. Evet, bravo. Kızıllar, onların. Evet. Onun arkasında yan tarafında bir tane bir aşçı dükkanı varmış. Görmüyoruz aşçı. Fakat orası böyle bir anti gibi derdi. Önüne adam mıcır dökmüş ve mıcır şeye kadar gelmiş. Çok caddeye kadar gelmiş, asfalta kadar gelmiş. Burada da bir tır var, yarısı yolun üzerinde, yarısı refüjde. O da şişe boşaltıyor şeye, fabrikaya. Çocuklar da susamışlar, illa ki ya su içelim. Baktım yazıyor restoran diye. Ulan dedim buraya gireyim. Bir girdim oraya. Araba kontrolden çıktı arkamda. Kendi Mercedes'im o zamanlar şirket arabası değil. Nasıl veriyor biliyor musun üzerinde? Aşağıdan veya yukarıdan herhangi bir kamyon bir şey gelse bir tane biz kurtulmayız. Dua ediyorum ya Rabbi, sağ tarafa devrilelim. Sağ tarafı devrilelim ve sol taraf uçurum. Yani 6-7 metre. Sağ tarafa yuvarladık. Araba böyle kaldı. Çıktı mı pencereden? Arabayı çevirdik. İçinde 4 kişi var. Burnumuz kanamadı. Ve çok enteresan bir şey. Hiç haberi yok evin. Geldik otobüsten, arabayı telefon ettim, geldiler bir araba aldılar, çektiler, gönderdik İstanbul'a. Biz gittik yine maç seyrettik. Murat'ı beğenmedik. Beğenmediniz mi? Fenerbahçe aldı, biz beğenmedik. Otobüste bindik, geldik, İzmit'ten şeylerimizi aldık, pişmaniyelerimizi aldık. Eve geldim, kapıyı çaldım. Eşim kapıyı açtı, kaza geçirdin değil mi dedi. Vallahi billahi bak. Ya işte yani insan da evlat farklı şeyler. Yani yaşadıkça bunları göreceksiniz. Ne telefon var, ne bir şey var, hiç cep telefonu yok ya. Enteresan.
Onun için hayatınızda yapacağınız şey çok iyi eşleşir. Vallahi içinizde belki evli olan da var, olmayan da var. Eş çok mühim evlat. Gençler değil. Onlara söylüyorum, evli olanlara değil. Gülme, ne gülüyorsun? Bundan sonra bir şey olmazsa dedim, evlenmiş bulunduk çünkü artık. Sizle tanışmadan önce. O ama nasip, onu sen değiştiremezsin. Bir sen de değişmezdi ki. Kendi aklına yazılmış. Bak ne diyor? Kader diyor. Yani seni silemem, anlama yazılmış derinsin diyor, silemem. Kader seni kime şikayet etsem bilemem, anlama yazılmış derinsin, silemem. Bu kader bu. Doğru. Kader evlat. Evet. Bu kadar ameliyat geçirdim. Bu kadar kaza geçirdim, hala bu yaştayım. Kader. Maşallah. Evladım kader ya, bunun izahı yok yani. Ama bir taraftan da böyle yaşama şeyiniz ama var. O başka bir şey. Keyfiniz var. O başka yaşama. Bir şey. Değil mi? Yani, hani o da çok bugün, önemli bir şey. Kendinizi bırakmıyorsunuz yarın yani. Yarın ölecek gibi bir şeyiz de böyle yaşayacaksın. Tabii. Birçok insan var, bırakıyor kendisini. Yok öyle şey yok. Yani, yaşamışsınız. Bak evlat, sabahleyin kalkarım, ilk işim tıraş olmaktır. Nereye gidersem gideyim, giyinerek giderim. Hiçbir zaman beni televizyonda falan böyle gömlekle falan göremezsiniz. O benim insanlara saygımdır. Ben yani şimdi diyeceksin ki bir sakal o. Şimdi o neslin o kendi bir... O, bir şey o. Ekip şu anda bir kişi bile değil. Kravat takmamış bu arada onu fark ettim. O değil bak. Yeni ben nesili şey yapmıyorum. Suçlamıyorum. Neden? Benim devrim öyleydi. Bu devir böyle. Benim bu hocalarım harp senesinde vallahi billahi gelir geri zaman pırıl pırıl gelirlerdi. O bir devrin yaşam şekliydi evladım. Şimdi herkes ne bileyim ben sakallı olmayı seviyor. Daha spor gezmeyi seviyor. Bu yalnız Türkiye'de değil. Dışarıda da böyle. En büyük bir bankaya gidiyorsunuz Avrupa'da. Herif kot pantolon, yaka açık gömlek, öyle evet. Müdür. Yani artık değişik. Eskiden de o iş bitti. Yani o bir evet. Moda bir devrim yani bu iş. Ama ben değişmem yani, hep aynıyım. Hiç fark etmez. Her gün aynı şekildeyim. Bir tek pazar günleri maç varsa, maça giderken spor giyinirim yani o kadar. O da üşürüm diye korkarım, yaşlıyım şimdi.